isterse modern psikolojinin temel fikirlerinden birisini ele alarak başladık. Bu Francis Crick'in şaşırtan varsayımı olarak tanımladığı ve zihinsel hayatımızın, bilincimizin, ahlakımızın, karar verme ve yargıda bulunma kapasitemizin, fiziksel beynimizin bir ürünü olduğu. Bugün üzerinde konuşmak ve sunmak istediğim ve kalan derslerde de üzerinde duracağımız konu, kanımca eşit derecede ve hatta daha fazla şaşırtıcı ikinci bir fikirdir. Bu konu zihinsel yaşamın nereden geliyor olduğuyla maddi bir temelden ziyade kökenleriyle ilişkilidir. Bu görüş, bu diğer şaşırtan varsayım, felsefeci Daniel Dennett'in Darwin'in tehlikeli fikri olarak tanımladığı fikirdir. Ve bu, psikolojik fenomenler de dahil olmak üzere biyolojik fenomenlere ilişkin modern biyolojinin açıklamalarıdır. İnsanlar uzun zamandır karmaşık şeylerin evrimiyle ilgilenmektedir ve uzun zamandır tekrarlanmakta olan ve Darwin dahil pek çok kişinin oldukça zorlayıcı bulduğu bir argüman bulunmaktadır. Darwin, türlerin kökenini yazdığı sıralarda ilahiyatçı William Paley tarafından sunulduğu şekliyle bu argümandan derin bir şekilde etkilenmişti. Paley bir örnek vermektedir. Paley sahilde yürüdüğünüz sırada ayağınızın bir taşa çarptığı durumu örnek vermektedir. Bu taş nereden gelmiş olabilir diye merak edersiniz. Ve bu soruya ilginç bir yanıt beklemezsiniz. Belki o taş hep oradaydı. Belki gökyüzünden düştü. Kimin umurunda? Ancak düşünün ki yerde bir saat buldunuz ve bu saatin nereden gelmiş olabileceğini sordunuz. Paley, bu noktada saatin hep orada olduğu ya da tesadüfen oraya geldiği şeklinde basit bir yanıtın tatmin edici olmayacağını vurgulamaktadır. Ve bu karşılaştırmayı bir noktayı işaret etmek için kullanmaktadır. Saatin son derece karmaşık ve ilginç bir şey olduğu noktası. Paley bir doktordu ve saati tanımladıktan sonra gözle karşılaştırdı ve hem saatin hem de gözün ilginç şeyler yapmak üzere birbiriyle karmaşık bir etkileşim halinde bulunan çok sayıda parça içerdiğini fark etti. Aslında benzetmeyi biraz değiştirmek ve güncellemek gerekirse göz fotoğraf makinesi olarak bilinen makinayla çok benzerdir. Ve bu benzerlik oldukça derindir. Her ikisinin de ışığı büken ve bir imgeyi ışığa duyarlı bir yüzeye yansıtan mercekleri vardır. Göz için ışığa duyarlı yüzey retinadır, fotoğraf makinesi içinse filmdir. Her ikisinin de odaklama mekanizması vardır. Göz için merceğin şeklini değiştiren kaslardır. Fotoğraf makinesi içinse gelen ışık miktarını düzenleyen diyaframdır. Hatta her ikisi de siyahla kaplanmıştır. Gözüm ve fotoğraf makinesinin ışığa duyarlı kısımları siyahla kaplanmıştır. Aslında birçok açıdan göz ve fotoğraf makinesi benzer olmasına karşın biz biliriz ki fotoğraf makinesi insan eliyle yapılmıştır. Fotoğraf makinesi akıllı bir varlık tarafından bir amacı gerçekleştirmek üzere yapılmıştır. Aslında eğer göz gibi şeyler ve fotoğraf makinesi gibi şeyler arasında herhangi bir fark varsa bu fark göz gibi şeylerin fotoğraf makinesi gibi şeylerden çok daha karmaşık olduğudur. Çocukluğumda televizyonda 6 milyon dolarlık adam adlı muhteşem bir dizi vardı. Hiçbiriniz bu şovu duymuş muydu? Her neyse. Bu dizide Steve Austin adlı bir test pilotunun jet roketi kaza yapar ve pilot iki bacağını, kolunu ve gözünü yitirir ve ardından her ne kadar durum kulağa kötü gelse de kayıp organların yerine biyonik olanlar, süper güçlü olan yapay bacaklar, yapay kollar ve yapay bir göz konur. Ardından pilot suçla savaşır. Gerçekten o zamanki en iyi diziydi. Gerçekten iyiydi. Ama bu dizi 1974'teydi. Şimdi üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen bu bir fantazi. O zaman da böyleydi, şimdi de böyle. Bilim kurgu düzeyinde bile sayılamaz. Bu fantazi. Bu türden şeyleri yapabilecek makineler geliştirmekten çok uzaktayız. İnsan gözünün yaptığı şeyleri yapabilecek bir makine yapmaktan imkansızlık derecesinde uzaktayız. Ve Paley gibi birisi, bakın, biyolojik dünyanın karmaşıklığı, bu karmaşık ürünlerin herhangi bir insan mühendisten çok daha akıllı bir tasarımcı tarafından yaratıldığını göstermektedir. Ve bu tasarımcı doğal olarak tanrı olmalıdır iddiasını ortaya atmaktadır. Kutsal herhangi bir şeye saygısızlık yapmak istemiyorum. Ve bu Paley'e göre
tarih boyunca da ikna edici olduğu üzere karmaşık şeylerin nereden geldiğine ilişkin mükemmel bir açıklama sunuyordu. Bu aynı zamanda kutsal kitaplar ve dini inançlara uyumlu olmasının avantajını da taşıyordu. Ancak Paley bunun kendi başına önemli olduğunu vurguluyordu. Eğer karmaşık bir şey, bir ürün bulursanız bunun tesadüfen ortaya çıktığını düşünmezsiniz. Bunların akıllı bir varlık tarafından yaratıldığını varsayarsınız. Bu görüş her zaman bir takım problemler içermiştir. Yaratılışçılık olarak adlandırılabilecek bu görüş, biyolojik yapıların akıllı bir varlık tarafından yaratıldığı görüşü her zaman problemler içermiştir. Bir problem soruyu daha geriye götürüyor olmasıdır. Böylece bu akıllı varlık nereden geldi diye sorarsınız. Ve bu, psikolojik yapıların evrimi açısından özellikle ciddi bir problemdir. Ardından düşünme, planlama ve bir şeyler yapma becerisi olan varlıkların bu dünyaya nereden geldiğini öğrenmek isteriz. Bunun yanıtı bu yeteneklere sahip başka bir varlığın bizi yarattığı şeklindedir. Bu yanıtın mutlaka yanlış olması gerektiği anlamına gelmez ancak tatmin edici değildir. Bu yanıtın hemen ardından bu diğer varlığın nereden geldiğini bilmek isteriz. Daha önemlisi evrime yönelik her zaman kanıtlar bulunmuştur. Burada evrimden kastettiğim özel bir mekanizma değil, sadece göz gibi organların birdenbire ortaya çıkmadıkları, aksine hem diğer hayvanlarda hem de insan ve biyoloji tarihinde benzerlerinin olduğudur. Bu kanıt farklı şekillerde görülmektedir. Farklı vücut organlarının daha ilkel biçimlerden evrildiğini gösteren fosil kanıtları bulunmaktadır. İşlevini yitirmiş özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler insan vücudunun daha eski biçimlerden şimdiki haline dönüştüğü şeklinde görülmediği sürece işlevi açıklanmayan kuyruk sokumu kemiği gibi bir takım özellikleri olduğu anlamına gelmektedir. Diğer hayvanlarla da benzerlikler bulunmaktadır. Psikolojide bu oldukça açıktır. Bir insanın beyni bir fareninkinden, kedininkinden ya da bir maymununkinden farklıdır. Ancak aynı zamanda hepsinin ortak bir plan ve ortak yapılar taşıdığı görülmektedir ve burada yapılacak akla en yatkın çıkarımsa bunların evrimsel kökenlerinin bağlantılı olduğudur. Son olarak daha nadir görülen kötü tasarımlar var. Paley insan vücudunun ve organlarının dikkate değer gücünden hayranlıkla söz etmekte ancak Paley bile çok da iyi çalışmayan bazı şeylerin olduğunu kabul etmektedir. Gözünüzde sinir uçlarının bağlanmasından kaynaklanan bir kör nokta bulunmaktadır. Erkek idrar sisteminde idrar yolu etrafından dolaşmak yerine prostat bezinin içinden geçer. Ve bu durum erkeklerde ilerleyen yaşlarda birçok fiziksel probleme yol açar. Sonuç olarak ya bunların aslında iyi şeyler olduğunu ya da Tanrı'nın kötü niyetli ya da yeteneksiz olduğunu ileri sürmek arasında kalırsınız. Ve bunlar ileri sürülmesi oldukça zor görüşlerdir. Sonuçta bunlar yaratılışçı görüşle ilişkili problemlerdir. Ancak yine de insanın düşünsel tarihinde çok uzun bir süre boyunca başka bir alternatif bulunmamaktaydı. Aslında günümüzün en seçkin evrimsel biyologlarından ve yaratılışçılığın en güçlü eleştiricilerinden birisi olan Richard Dawkins, Kör Saçı kitabında 100 ya da 150 yıl öncesinde Tanrı'nın insanları ya da hayvanları yarattığına inanmayan herhangi birinin sersem olduğunu, çünkü tasarım fikrinin çok iyi bir fikir olduğunu yazmıştı. Ve başka bir açıklamanın olmadığı durumda var olanı kabul etmeniz gerekmektedir. Evet, açıklamalarla ilgili bir takım problemler olabilir ancak insanlar ve diğer biyolojik yapıların son derece karmaşık ve zengin yapılarından dolayı kutsal bir yaratılışları olmalı demeniz gerekir. Tüm bunları değiştiren Darwin oldu. Darwin'in temel başarısı bu karmaşık biyolojik yapıları nasıl edindiğimizi göstermek oldu. Herhangi bir tasarım ya da amaç içermeyen, yalın bir fiziksel işlem sonucunda ortaya çıkan yapıları, tıpkı göz gibi. Bu, dünyanın güneşin etrafında döndüğü ve evrenin merkezinde olmadığı iddiasıyla eşit derecede önemli bir iddia olarak düşünülebilir. Ve hatta bazı bilim adamları oldukça akla yatkın görünen bir öneride bulundular. Doğal seçilim fikri bilimin en önemli fikridir. Sonuç olarak bu evrim üzerine bir ders değil ve buradakilerin konu hakkında bazı bilgilerinin olduğunu umuyorum.
Eğer böyle bir bilginiz yoksa bu bilgileri başka bazı kaynaklardan edinebilirsiniz. Gray'in ders kitabı ya da Norton okumalarının her ikisi de bu konuda yeterli bilgiyi sağlayacaktır. Ancak genel olarak fikir, doğal seçilimin üç bileşeninin olduğudur. Birincisi bir çeşitlilik olduğudur ve bu çeşitlilik farklılaşan yaşam kalım ve üreme başarısına da yol açmakta ve nesiller boyunca aktarılarak Darwin'in yapının bizim hayal gücümüzü haklı olarak harekete geçiren mükemmelleşmesi olarak tanımladığı adaptasyonlarla sonuçlanmaktadır. Biyolojik dünyada her çeşit örneği bulunmaktadır. Kamuflaja bakabilirsiniz. Darwin'den önce hayvanların avlarından saklanmak üzere akıllı bir yaratıcı tarafından bir beceriyle donatıldıkları düşünülebilirdi. Ancak şimdi bir alternatifimiz var. Daha iyi saklanan hayvanların daha yüksek yaşam kalım şansına sahip olduğu, daha fazla ürediği ve binlerce ve hatta milyonlarca yıl içerisinde karmaşık bir kamuflaj geliştirdikleri fikri. Paley'in gözde örneği, göz üzerinde birçok çalışma yapıldı. Darwin'in kendisi, insan gözünün birdenbire ortaya çıkmadığını ve diğer hayvanlara bakarak bu hayvanlarda da gözün daha ilkel biçimlerinin mümkün olduğuna işaret eden benzerliklerin bulunabileceğini vurgulamıştı. Ve son zamanlarda gözün akla uygun seçilim baskısı varsayımlarıyla geliştirildiği ve başlangıç noktasının gösterildiği bilgisayar simülasyonları geliştirilmiştir. İşte bu doğal seçilim kuramıdır. Sorulması gereken soru, psikolojiye giriş dersinde neden evrim hakkında konuşuyorumdur? Bunun yanıtı bir araya gelen iki fikrin olduğudur. Ve gerçekte bu iki fikir de tehlikeli olan fikirlerdir. Bunlardan birisi biyolojik yapıların katıksız bir fiziksel süreç sonucunda evrildikleri şeklindeki Darwin'in fikridir. İkincisi ise Descartes'in söyleminin aksine zihnimizin fiziksel şeylerin ve fiziksel olayların bir ürünü olduğu fikridir. Bu ikisini bir araya getirmeniz sizi zihinsel yaşamımızın gözle ya da kamuflajla aynı şekilde doğal seçilimin fiziksel sürecinin bir ürünü olduğu yaklaşımına götürmek. Dahası bilişsel mekanizmalarımız Tanrı'yı memnun etmek için ya da tesadüfi olaylar sonucunda değil, yaşam kalım ve üreme başarısı amacına yönelik olarak evrilmişlerdir. Daha da ileri giderek bu mekanizmaların doğal seçilim tarafından belirli problemleri çözmek üzere şekillendirildiğini ileri sürebilirsiniz. Böylece evrimsel bir bakış açısından beynin ne olduğuna ya da ne yaptığına baktığınızda işte bu problemler çerçevesinde bakmaktasınızdır. Ve psikoloji bunun içindir. Düşünme süreçlerimiz bunun içindir. Farklı problemleri çözmek üzere zihinsel becerilerimiz evrildi. Dünyanın algılanması, iletişim, beslenme, dinlenme ve bunun gibi. Şimdi evrimsel kuramı psikolojiye nasıl uygulayacağımız üzerine konuşacağız. Ancak bunu yaparken iki yanlış yorumu aklımızda tutmamız gerekiyor. Burada çok ciddi bir yanlışa yol açabilecek iki şey var. Birincisi, eğer evrimsel yaklaşımı benimsiyorsak, doğal seçilim hayvanların genlerini yaymak istemelerine yol açacaktır düşüncesidir. Eğer biyolojik olarak yaklaşıyorsak bu herkesin etrafta genlerimi yaymak istiyorum şeklinde dolaşması anlamına gelir. Bu gerçekten yanlış. Bakın sunum metninde de kırmızıyla çizilmiş. Bu yaklaşım yakınsak ve nihai nedensellik arasındaki ayrımı yapmayı başaramamaktır. Bunlar şuna işaret eden teknik kavramlardır. Nihai nedensellik, bir şeyin milyonlarca yıllık tarihsel süre sonucunda neden orada olduğuna işaret eder. Yakınsak nedensellikse bir şeyi şu anda neden yaptığınızı açıklar. Ve bu ikisi farklı şeylerdir. Açıkça hayvanlar yaşam kalım ve üremelerine yardımcı olacak şeyler yaparlar ancak bir hamam böceği şu anda bunu yaşam kalımıma ve ürememe ve genlerimi yaymama yardımcı olması için yapıyorum şeklinde düşünmez. Bir hamam böceği genler hakkında hiçbir şey bilmez. Aksine yaptığı şeyleri yapmasına yol açan mekanizmalar eğer herhangi bir şekilde varsa zihinsel durumundan yaptıklarını neden yaptığından çok farklıdır. Bu nokta William James tarafından çok güzel bir şekilde belirtilmiştir. William James'e neden yediğimiz sorulmuştur ve şöyle yazmıştır.
yazar. Milyarda bir insan bir akşam yemeğini yerken faydayı düşünmez. Yemek yer çünkü yiyeceğin tadı güzeldir ve daha fazlasını istemesine yol açar. Eğer ona böyle tadı olan bir şeyden neden daha fazla yemesinin gerektiğini sorsanız, sizi bir felsefeci olarak düşünmek yerine aptal olduğunuzu düşünerek gülecektir. Ve bu gerçekten sağduyunun yanıtıdır. Neden yiyorsunuz? Hiç kimse, çünkü gelecekte genlerimi yayabilmek için vücudumu korumalıyım şeklinde yanıt vermez. Aksine, yersiniz çünkü acıkmışsınızdır. Bu iki kuram, acıktığınız için yediğiniz ve gelecekte genlerinizi yayabilmek üzere vücudunuzu korumak için yediğiniz kuramları birbirinin alternatifi değildir. Bunun yerine bu ikisi farklı açıklama düzeyleridir ve bu ikisini karıştırmamalısınız. Yaşam kalım ve üremeyi vurgulayan nihai düzey psikolojik düzeyden bağımsızdır. Bir başka örnek vermek gerekirse, insanlar çocuklarını korurlar ve sorabilirsiniz. İnsanlar neden çocuklarını korurlar? Neden bir insan çocuğunu korumak ve beslemek, yardımcı olmak için bu kadar çok çaba harcar? Evrimsel açıklama burada yavrularını korumayan hayvanların evrimsel süreçte yok olduklarını söylemektedir. Yavrularımızı koruruz çünkü genlerimizin %50'sini taşırlar. Ancak bu psikolojik açıklama değildir. Kafası karışmış bir psikolog dışında hiç kimse çocuklarımı koruyorum çünkü genlerimin %50'sini taşıyorlar şeklinde bir açıklama yapmaz. Tersine psikolojik açıklama daha derindir ve farklı bir yapıya sahiptir. Ve bu durum gündelik hayat açısından bir şeyi neden hissettiğimiz ve evrimsel bakış açısından neden hissettiğimiz sorular arasındaki farkın görülebileceği duygular hakkında konuştuğumuz zaman çok daha anlaşılır hale gelecektir. İkinci yanlış yorum ise doğal seçilimin her şeyin adaptif olduğu, yaptığımız her şeyin, düşündüğümüz her şeyin adaptif olduğunu gerektirmesi şeklindedir. Bu yanlıştır. Doğal seçilim ve evrim genel olarak adaptasyonlar, yan ürünler ve tesadüfler arasında bir ayrım yapmaktadır. Pek çoğunuz şimdi ya da yaşlandıkça sırt ağrısı yaşıyor olacaksınız. Eğer size peki neden sırt ağrısı çekiyorsunuz, sırt ağrısı yaşam kalım ve üremenize nasıl yardımcı oluyor diye soracak olsam, yanıt sırt ağrısının bir adaptasyon olmadığıdır. Sırt ağrısı sırtımızın nasıl şekillendiğinin bir yan ürünüdür. Bu yüzden hıçkırıklara ya da kendine acımaya ya da yemek sonrası şişkinliğe adaptif bir neden bulmaya çalışmayın. Bütün bunlar bir vücudun yaptığı hiçbir adaptif değeri olmayan, yalnızca tesadüf olan şeylerdir. Bu türden çeşitli şeyler yapan bir vücudumuz var. Bazı şeyleri yalnızca tesadüfen yapacaktır ve bu psikoloji içinde kesinlikle doğrudur. Sonuç olarak gündelik hayatta ilgimizi çeken ve bizi cezbeden pek çok şey aslında evrimsel tesadüflerdir. İnsanların zihnini meşgul eden başlıca şeylerden üçü pornografi, televizyon ve çikolatadır. Ancak size sorsam neden pornodan hoşlanıyorsunuz? Siz de çünkü pornodan hoşlanan atalarım hoşlanmayanlardan daha fazla ürediler deseniz bu doğru olmaz. Aksine pornodan bir tesadüf olarak hoşlanırsınız, hoşlandığınızı varsayarak. Heteroseksüel bir erkek kadınlardan hoşlanacak şekilde evrilmiştir. Bu büyük ihtimalle evrimsel bir adaptasyondur. Çünkü kadınlardan hoşlanmak ve onlarla seks yapmak istemek evrimsel açıdan çok iyi bir şey olan çocuk sahibi olmaya giden yolda bir adımdır. Ancak modern çevremizde insanlar bunun yerine geçebilecek bir takım imajlar yaratmışlardır. Böylece gerçekten dışarı çıkıp kadınlar aramak yerine internette saatlerce gezinebilir, müstehcen videolar izleyebilir, müstehcen şeyler okuyabilirsiniz. Evrimsel açıdan çıkmaz sokaklar, bunlar tesadüftür. Hoşlandığınızı varsayarak neden çikolatadan hoşlanırsınız? Afrika savanlarında çikolatadan hoşlanan atalarınızın hoşlanmayanlardan daha fazla üremiş olmasından dolayı değil, tersine tatlı şeylere ilişkin bir beğeniyle evrildiğimizden dolayı hoşlanırsınız. Ve tatlı şeylere ilişkin bir beğeniyle evrildik çünkü doğal çevremizdeki meyve gibi tatlı şeyler bizim için faydalıydı. Modern dünyada çikolata gibi bizim için çok da faydalı olmayan ancak yine de yediğimiz şeyler ürettik. Psikolojide evrimsel açıklamaların kapsamı konusunda pek çok tartışma vardır. Ve pek çok tartışma neyin adaptasyon olduğu, neyin olmadığı üzerine olmaktadır. Oldukça net bazı durumlar bulunmaktadır.
renkli görüşe sahibiz. Neden renkli görüşe sahibiz? Bence herkes renkli görmenin bir adaptasyon olduğu konusunda hemfikir olacaktır. Çünkü bize görsel ayrımları görebilme ve ayırt edebilme avantajını sağlamaktadır. Yılanlardan korkarız. Bununla ilişkili daha ayrıntılı konuşacağız. Ancak oldukça açık bir adaptif hikayesi bulunmaktadır. Yılanlardan korkarız çünkü yılanlardan korkmayan atalarımız korkan atalarımız kadar fazla ürememişlerdir. Çikolatadan ve NASCAR'dan hoşlanırız. Bunlar adaptasyon olamaz. Çünkü çikolata ve NASCAR evrim yoluyla edinilemeyecek yeni gelişmelerdir. Bunlar kolay sorulardır. İşte daha zor olan bazı sorular. Müzik. Dünyanın her yerinde insanlar müzikten hoşlanır. Bu bir seçilimli avantaj için adaptasyon mudur, yoksa bir tesadüf müdür? Daha önceden okuduğumuz Dil İçgüdüsü kitabının yazarı Steven Pinker, müziğin evrimsel bir tesadüf olduğunu öne sürdüğünde çok geniş bir tartışmaya yol açmıştı. Müziği işitsel bir pasta olarak tarif etmişti. Atıştırmayı sevdiğimiz, hiçbir adaptif avantajı olmayan bir şey olarak. Başkaları müziğin adaptif bir avantajı olduğunu ileri sürdüler. Bazen erkekler sekse zorlamak için şiddete başvurmaktadır. Erkeklerde cinsel şiddete başvurma biyolojik bir adaptasyon mu yoksa bir tesadüf mü? Birden fazla dil var. Bu durum dilin işleyişinin tesadüfi bir yan ürünü mü yoksa birden fazla dile sahip olmanın bir çeşit grup ya da seçilimci avantajı mı var? Peki ya görsel sanatlar, kurgu, hikayelere olan sevgimiz, bütün bunlar ateşli tartışmaların konusudur. Böylece bazı şeylerin sadece tesadüfler olduğunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Bazı şeyler neredeyse kesinlikle tesadüf değil. İşte burada psikoloji çalışmalarında ve bilişin evrimine ilişkin çalışmalarda hangisinin hangisi olduğu incelenmektedir. Bunlar kaçınmak durumunda olduğumuz yanlış yorumlardı. Ancak yine de kimin umurunda? Hala daha bu bir psikolojiye giriş dersi. Neden evrim hakkında konuş? Zihnin nasıl evrildiği bir psikolog için neden önemli olsun ki? Şimdilik evrim konusunda konuşacağım ancak dersin geri kalanında yalnızca zihnimizin ne olduğuyla ilgileniyorum. O zaman evrim neden önemli olsun ki? Pek çok kişi önemli olmadığını düşünüyor. Çeşitli nedenlerle önemli olmadığını düşünmekteler. Örneğin bunlardan birisi metafizik bir iddia. Bir dualist olabilirsiniz. Zihinsel yaşamınızın, beyninizin bir ürünü olduğunu reddedebilirsiniz ve böylece evrim psikolojiyle ilişkili değildir. Çünkü beyin evrilmiş olsa da zihinle herhangi ilginç hiçbir ilişkisi yoktur. Lisa Simpson, Papa'nın evrimi desteklediğini söylediğinde yanılıyordu ya da yarı yarıya doğruydu. Doğrudur. İkinci Jean Paul yıllar önce evrimsel kuramın uyuşmaz olmadığını belirtmişti. Darwinyen kuram türlerin evrimi hakkında herhangi bir kötü niyet taşımayan özgün bir bilimsel kuramdır ve eğer gerçek olduğu ortaya çıkarsa bu kilisenin insana dair öğretileriyle uyuşmaz değildir. Bilim adamları bundan büyük heyecan duydular ve Papa'nın evrimi desteklediğini düşündüler. Ancak çok az kişinin üzerinde durduğu ise bunu söyledikten hemen sonra bir çizgi çizmiş olmasıydı. Bedenin evrimine izin veriyordu ancak zihnin evrimine izin veremezdi ve böylece şunları yazmıştı. Eğer insan vücudu biçiminin kökenini daha önceden var olan maddelerden alıyorsa manevi ruh hemen anında Tanrı tarafından yaratılmaktadır. Sonuç olarak zihnin canlı maddenin güçlerinden ortaya çıktığını ya da bu maddenin bir yan ürünü olarak öne süren evrimsel kuramlar insana dair gerçekle uyumlu değildir. Ve zihin hakkında evrimin doğru olmasını istemeyebilirsiniz. Çünkü zihnin fiziksel dünyanın geri kalanıyla aynı fiziksel yasalara tabi olmadığına inanabilirsiniz. Bu evrimsel psikolojiyi reddedebileceğiniz yollardan birisidir. Evrimsel psikolojiyi reddetmenin bir diğer yolu ise zihnin fiziksel bir şey olduğunu kabul etmek, ancak tüm bu içgüdülerin ve insan doğasının fiziksel bağlantılı yönlerinin diğer hayvanlar için geçerli olabileceğini, ancak insanlar için geçerli olmadığını ileri sürebilirsiniz. Antropolog Ashley Montague, 73'te 6 milyon dolarlık adamın gösterildiği zamanlarda şöyle demişti. Bebeklerin desteğin aniden çekildiği ya da ani yüksek seslere verdikleri tepkiler dışında insanlar tümüyle içgüdüsüzdür. İnsan insandır çünkü hiçbir içgüdüsü yoktur. Çünkü kendisini kendisi yapan her şeyi kendi kültüründen öğrenmiştir. Çevresinden ayrılmış olan insandan, diğer insanlardan.
Şöyle diyebilirsiniz. Bakın, buna 74'te inanmış olabilir. Ancak o zamandan beri bebeklerle yapılan bütün çalışmalar bunun doğru olmadığını göstermiştir. Ve bugün artık buna inanan kimseyi bulamazsınız. Ancak gerçekte bu yaklaşım oldukça tutulmaktadır. Birkaç yıl önce New Yorker'da bir yazısında Louis Menen, yaşamın her yönü biyolojik açıdan benzer temele sahiptir. Eğer biyolojik olarak mümkün olmasaydı, var olmazdı. Bundan sonrası tamamen herkesin yapabilecekleridir diye yazmıştı. Ve bu yazılanlar evrimin insanlar hakkında asıl ilginç olan şeyler üzerine hiçbir şey söyleyemeyeceği ile ilişkili bir iddia bağlamında yazılıyordu. Menent iyi eğitimli ve zeki bir bilim adamıdır. Büyük ihtimalle Spelke ve Bayarcın insanların sosyal yaşamdaki nesneleri anlamak üzere nasıl fiziksel bağlantılarının olduğu üzerine bulgularından da haberdardı. Ancak onun üzerinde durduğu konu bizim doğal olarak ilgi duyduğumuz insan doğasının daha ilginç yönlerine geldiğinde daha çok kültürel olduklarıydı. Ve evrimsel kuram ve Darwinyen kuramın bunlar üzerinde söyleyecek çok fazla şeyi yoktu. Zihin beyinden ayrı olduğu için değil, insanlar daha çok kültürel organizmalar oldukları için. Ve böylece biyolojinin bu konuda söyleyeceği çok az şey vardı. Üçüncü bir itiraz daha var. Şu şekilde düşünülebilir. Peki, insan zihni gerçekten içgüdülere sahip. Bir insan doğası var ancak bunu sadece insanlar üstünde çalışarak incelemeliyiz. Evrim, evrimin çalışılması, evrimin dikkate alınması nasıl bize ilginç bir şeyler söyleyebilir? Ben kendi çalışmalarımda evrimin bize bazı ilginç şeyler söyleyebileceğini düşünüyorum. Ve evrimin bizi zihnin nasıl olduğuyla ilişkili bilgilendirebileceği ve aydınlatabileceği yolları açıklamak istiyorum. Her ne kadar bu bir psikolojiye giriş dersi olsa ve zihinle ilgili olsa da hala daha bilincin, ahlakın evriminin de doğal olarak ilginç olduğunu düşündüğüme değinmek istiyorum. Bu insanları hayran bırakan türden bir şey ve bunun kendi içinde ilginç bir soru olduğunu düşünüyorum. Ancak bize psikoloji hakkında nasıl şeyler söyleyebileceği ise şu şekildedir. Birincisi, bize neyin doğuştan olduğunu ya da olmadığını söyleyebilir. Bazı problemler, bazı evrimsel problemler oldukça uzun zamandır vardı ve bazı özel biyolojik adaptasyonlara yol açabilirlerdi. Eğer size konuşmak için, eş seçim için, çocuk bakımı için biyolojik adaptasyonlar olduğunu söylesem, bu doğru olabilir de olmayabilir de ancak delice değildir. Evrimsel bir bakış açısından olması akla yatkın bir olasılıktır. Diğer problemler daha yenidir ve beynimiz bunlarla baş edebilecek şekilde uzmanlaşamazdı. Yazılı iletişim, yabancılarla etkileşim, araba kullanmak, satranç oynamak. Eğer beyinde satranç oynamaya ayrılmış bir kısım olduğunu savunursanız tamamen yanlış olduğunuzu söylerdim. Doğru olamazdı çünkü evrimsel bakış açısına göre satranç çok yeni bir icat olduğundan beyinde buna ayrılmış bir kısım evrilmiş olamaz. Sonuç olarak evrime odaklanmak, bizim neyin beynimizde yerleşik olduğu, neyin olmadığı konusunda tutarlı iddialarda bulunmamızı sağlar. Üçüncüsü, bu derste insanlarda farklılıklar üzerine konuşacağız. Sizi diğerlerinden farklı yapan insan farklılıklarını konuşmaya bir ders ayıracağız. Neden bu sınıfta farklı zekalarda bireyler var? Neden bazılarımız kibirli ve bazılarımız alçak gönüllü, bazılarımız erkeklerden hoşlanırız, bazılarımız kadınlardan? Örnekler çoğaltılabilir. Diğer yandan grup farklılıklarına ilişkin sorular vardır ve evrimsel kuram bu kuramın bazı popülasyonların diğerlerinden daha farklı şekilde evrilebileceği öngörülerinden yola çıkarak hangi türden grup farklılıkları bekleyebileceğimiz konusunda bize yardımcı olabilir. En açık örnek çocukların yetişkinlerden farklı olacaklarına ilişkin örnektir. Bir çocuğun karşılaştığı evrimsel problemler bir yetişkinin karşılaştığı evrimsel problemlerden çok daha farklıdır. Ve böylece çocukların beyninin yetişkinlerin beyninden nasıl farklılaşacağına ilişkin belirgin ve ilginç yordamlarda bulunabilirsiniz. Evrimsel kuram ırksal ya da etnik farklılıklara ilişkin yordamlarda bulunmamaktadır. Bazı örnekler olabilir ancak dünyanın farklı yerlerinde evrilmiş insanların zihinsel kapasitelerinde derin farklılıklar olmasına dair herhangi bir adaptif neden bulunmamaktadır. Cinsiyet farklılıkları konusunda evrimsel kuram ne söylemektedir? Aslında oldukça ilginç şeyler söylemektedir ve bunları tartışmaya bir ders ayıracağız. Ancak doğru olduğunu düşündüğüm, önemli olduğu kanıtlanan şey, evrimsel biyolojiyi cinsiyetler, kadınlar
ve erkekler arasında ne tür farklılıklar bekleyebileceğimiz ve neleri bekleyemeyeceğimiz üzerine anlamlı şekilde konuşmak üzere kullanabileceğimizdir. Burada bir adamın bir klibini göstermek istiyorum. Bu sahne bir filmden. Kadınlar ve erkekler arasındaki farklara ilişkin yarı evrimsel iddialarda bulunan bir adamın konuşmasıyla başlayan Roger Dodger isimli bir filmden ve bunu meyhane evrimsel psikolojisi olarak adlandırabileceğiniz şeyin bir örneği olarak göstermek istiyorum. Ve bunu aklımızda tutmamızı istiyorum. Çünkü bu iddialara geri dönüp geçerlilikleri üzerine tartışacağız. Birkaç nedenden bu sahneden hoşlanıyorum. Birincisi William James'e ve faydaya yapılan göndermeyi seviyorum. İkincisi bu çok mantıklı ve akla uygun şeylerle tamamen saçmalık olan şeylerin müthiş bir bileşimi. Ancak evrimsel biyolojinin bize sağlayacağı şey bu ikisini ayırt edebilmemize yarayacak araçlardır. İlk anda karşımıza çıkan harita okuma becerimizin altında biyolojik bir kökenin olması iddiası oldukça çılgıncadır. Diğer yandan erkeklerin avantajlı olduğu için değil ama kadınları çekebilmek amacıyla bir özellik geliştirmiş olabilecekleri iddiası o kadar da çılgınca değildir. Telepati ile ilgili kısım gerçekten delice ama zaten bununla ilgilenmiyorum. Cinsiyete bir ders ayıracağız. Bu noktada herhangi bir yönde bir iddiada bulunmak istemiyorum. Ancak söylemek istediğim biyolojik bir bakış açısından ne tür farklılıklar olabileceğine ve olmayabileceğine dair anlamlı ve mantıklı şeyler söyleyebileceğimizdir. Son olarak ve en önemlisi tasarım perspektifinden baktığımızda bir şeyin ne işe yaradığına bakmak şu anki doğasına ilişkin bize ilginç görüler sağlayabilir. Ve size bir tanesi psikoloji içinden, bir tanesi psikoloji dışından iki hızlı örnek vereceğim. Gebeliğin ilk zamanlarında kadınlar sıklıkla sabah bulantısı yaşarlar. Bulantı, kusma ve benzeri. Bu durum geleneksel olarak vücut sisteminde bir çökme olarak görülmüştür. Çok fazla hormon, her şeyin çarpıklaşması ve bulantılar. Margie Profit bu görüşe alternatif bir görüş sundu ve bu onun MacArthur Genius ödülünü kazanmasını sağladı. Bu iddia gebelik bulantılarının bir tesadüf olmadığı ve biyolojik bir amaç doğrultusunda tasarlanmış olduğu iddiasıydı. Bebek anne rahminde geliştiği sürece çeşitli zehirlere ve olumsuz etkilere açık durumdadır. Profit, gebelik bulantısı dönemi kadınların bebeklerine zarar verebilecek herhangi bir türdeki yiyeceğe karşı aşırı duyarlı hale geldikleri ve bulantı hissettikleri bir dönemdir. Şimdi eğer burada bırakmış olsaydı bu bir hikaye olurdu. Bunun doğru olduğunu nasıl bilebiliriz? Ardından Profit bilim adamlarının herhangi bir iddiayı test ettikleri şekilde bunu da test etti. Hipotezler üretip bunları test ederek. Ve bu bazı ilginç hipotezlere yol açtı. Gebelik bulantısının başlangıç ve bitiş zamanı buradan yordalanabiliyordu ve embriyonun en fazla zarar görebileceği dönemlere denk gelmesi gerekiyordu. Embriyo için en ölümcül olabilecek ve özellikle insanların evrildiği dönemlerde embriyo için en ölümcül olabilecek yiyecek türlerini içermesi gerekiyordu. Bu sonuncusu özellikle önemlidir. Kadınlar gelişmekte olan çocuklar için son derece tehlikeli olmasına rağmen alkole karşı bir kaçınma geliştirmemektedir. Bunun yanıtı oldukça kolaydır. İnsanların evrildiği zamanlarda çevrelerinde alkol yoktu ve dolayısıyla buna ilişkin bir korunma sistemiyle evrilemezlerdi. Ve son olarak düşük yapmayla doğum bozuklukları arasında şaşırtıcı yönde bir ilişki olması gerekmektedir. Profit'a göre gebelik hastalıkları sistemde bir arıza değildir ve Profit'in bunu destekleyecek kanıtları bulunmaktadır. Tersine bu sağlıklı çalışan koruyucu bir mekanizmanın davranışlarının işaretidir. Gerçekte ne kadar sabah bulantısı yaşanırsa bebek o kadar korunacaktır. Oldukça doğru görünen bir durum. Bu durum ilk olarak kadınlar gebe kaldıklarında kusarlar denmesi ve ardından belki de bir arıza değildir. O zaman ne işe yarıyor bu diye sorarsınız. Bunun ardından bir takım ilginç şeyler öğrenebilirsiniz. Geçen dersten Peter Salovey'in cinsellik üzerine verdiği ve üç büyüklerden söz ettiği muhteşem dersten bir örnek verebiliriz. Bunlar bizim bir başkasından hoşlanmamızı sağlayan şeyi hatırlatacak büyük üçlüdür. Yakınınızdaki bir kişiden çok hoşlanırsınız ya da yakınlık, benzerlik ve aşinalık bir kişiden hoşlanmanıza neden olur. Ve bunun doğruluğunu gösterecek yeterince delil bulunmaktadır. Bu neredeyse her zaman doğrudur.
Ancak evrimsel psikolog buna bakar ve burada ciddi bir yanlış olduğunu söyler. Bu önermenin tamamen yanlış olduğu bir takım durumlar söz konusudur. Ne olabileceğini anlayabilmek için bir dakika düşünün. En yakın, en benzer ve en aşina olduğunuz insanlar kimlerdir? Sizinle ilişkiliymişçesine genetik ve çevresel olarak size yakın olan, samimiyet derecesinde aşina olduğunuz ve yaşamınızın 10 yılından fazlasında birlikte geçirdiğiniz kişiler kimlerdir? Bu kişiler en fazla çekici bulduğunuz kişiler mi? Hayır. Onlar sizin kardeşleriniz ve sizin için çekici değiller. Bu sabah Google görsellere girdim. Bir takım çekici kardeşler buldum ve biz ne kadar onlara çekici bulsak da bir takım garip ve nadir örnekler dışında onlar birbirlerini çekici bulmuyorlar. Neden? Doğrusu bu evrimsel biyoloji açısından çok büyük bir bilmece değil. Evrimsel biyoloji insanların tıpkı diğer hayvanlarda olduğu gibi ensesten kaçınacaklarını varsaymaktadır. Bizler bize yakın olan, benzer olan ve aşina olduklarımıza aşık oluruz ve onları çekici buluruz ancak akrabalarımıza değil. Akrabalar yasak bölgedir. Bunun böyle olmasının da iyi bir nedeni var çünkü akrabalarınızla eşleşirseniz kötü bir yavrunuz olacaktır ve dolayısıyla hayvanlar akrabalarıyla eşleşmeyecek şekilde yapılanmış olmalıdır ve gerçekte de böyle olmaktadır. Gençlerin ebeveynlerinin pek çok endişesi vardır ve bu endişelerin pek çoğu tabii ki de cinsellikle ilgili. Oğlunuzu ya da kızınızı çok fazla insanla, yanlış bir insanla seks yapmaktan ya da korunmasız seks yapmaktan nasıl korursunuz? Buna karşın yine de dünyada çocuklarınızı birbiriyle seks yapmaktan nasıl korursunuz şeklinde hiçbir kılavuz bulunmamaktadır. Genel olarak buna ihtiyaç duymazsınız çünkü birbirleriyle seks yapmak istemezler. Bu durumda nihai ve yakınsak nedensellik arasındaki farka bir örnek oluşturmaktadır. Kendinize sorarsınız, kız kardeşimle seks yapmak istiyor muyum? Ardından bunu yapmayı tercih etmem. Çünkü ortaya çıkacak yavru yaşayamayacaktır ve bu da üreme çabalarımın boşa harcanması demek olacaktır diye düşünmezsiniz. Bunun yerine şeklinde bir tepki verirsiniz. Çünkü içgüdüsel olarak bir tepki veriyorsunuzdur. Ve bu düzeyde verilen içgüdüsel bir tepki cinselliğe ilişkin evrimsel bir analizle görülebilir. Ancak bu sorunun yanıtlanması henüz tamamlanmamıştır. Çünkü hemen ardından nasıl ayırt edebilirsiniz sorusu gelir. Akrabalarınızla seks yapmak istemezsiniz ancak akrabalarınızı nasıl ayırt edersiniz? İnsanlar DNA işaretlerini şeritler halinde görebileceğiniz şekilde üzerlerinde taşımazlar. Kimin akrabanız olduğunu nasıl söylersiniz? Ve bunun son derece ilginç bir soru olduğu kolayca görülebilir. Bazı araştırmalar yanıtın oldukça yalın olduğunu öne sürmektedir. Birlikte büyüdüğünüz insanlarla seks yapmaktan kaçınırsınız. Ve bu çalışmalar temel olarak kubus çalışmalarına, İsrail'de insanların komünal olarak bir arada yetiştirildikleri kubuslara ilişkin çalışmalara dayanmaktadır. Birbirleriyle akraba olmadıklarını bilmektedirler. Ancak yine de çocukluktan beri bir arada yetişiyor olmaları birbirlerine çekim duymamaya yönelik içgüdüsel düzeyde bir ipucu oluşturmaktadır. Bugünlerde bu hikayenin henüz tamamlanmadığını düşündürecek bir takım nedenler olduğu ortaya çıkmıştır. Nature'da 5 gün önce yayınlanan bir çalışma oldukça ilginç bir dizi çalışmayı aktarıyordu. Bu çalışmada birisiyle birlikte yetiştirilmenin cinsel arzuyu azaltan bir ipucu olduğunu ancak daha da önemli bir ipucunun ebeveynlerinizin özellikle annenizin o kişiye bakım verdiğini görüp görmediğiniz olduğunu bulmuştur. Eğer görmüşseniz bu cinsel arzuyu ciddi ölçüde düşürmekte ve iğrenme düzeyine getirmektedir ve yine bunlar olgulara evrimsel bir bakış açısıyla yaklaştığınızda sormaya başladığınız soru ve konulardır. Evet, bu dersin geri kalanında ve önümüzdeki birkaç ders boyunca az ya da çok evrimsel kuram kaynaklı olacak şekilde insan doğasının temelleri üzerine konuşacağım ve bu dersin geri kalanını akılcılık üzerine tartışmaya ayırmak istiyorum. Şimdi belki de bir kısmınız psikolojiye girmek istemiyordur. Çünkü psikolojide bir Nobel ödülü yok.
Belki de hey, eğer bilime bulaşacaksam sonunda bir Nobel ödülü isterim, bir Nobel ödülü kazanacak olsam Bobby ve Zeyd'i ne kadar gururlanırdı, bu en iyisi olmaz mıydı diye düşünüyorsunuz. Aslında kazanabilirsiniz. Psikologlar Nobel ödülü kazanmıştır. Çok yakınlarda Danny Kahneman Nobel ödülünü kazandı. Bu ödülü ekonomide, bazen tıpta kazanırsınız. Çok da önemli değil. Kahneman ödülünü insan rasyonelliği üzerine 10 yıllar süren çalışmalarıyla kazandı. Ve bu çalışmalar birkaç sene önce vefat eden Amos Tversky ile birlikte yapılmıştı. Ve yine bu çalışmalar insan rasyonelliği ve karar verme süreçleri üzerine düşüncelerimizi kökünden değiştirdi. Kahneman ve Tversky ekonomide, psikolojide ve daha genel olarak sosyal bilimlerde mantığın, matematiğin ve akılcılığın önermeleriyle tutarlı şekilde düşünen mantıksal düşünürler olduğumuz fikrinden az çok kaba ve hazır heuristiklere sahip olduğumuz fikrine geçmemize neden olarak bir devrime yol açtılar. Bu heuristikler evrimsel tarihimiz boyunca oldukça işimize yaradı. Ancak zaman zaman yanlış yönlenmemize de yol açabildiler. Ve size bu heuristiklerden bazı örnekler vermek istiyorum. Ve size bu heuristiklerden akıl yürütmemize işlemiş olan 4 tane örnek vermek istiyorum. Bunlardan ilki çerçeveleme etkisidir. Bu Kahneman ve Tversky tarafından şöyle bir soruyu içeren klasik bir çalışmadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 600 kişinin ölümüne yol açacak bir salgın hastalığın patlamasına hazırlanmaktadır. İki program göz önüne alınmaktadır. A programı eğer bunu uygularsanız 200 kişi kurtarılabilecektir. B programı bu programda herkesin kurtarılmasının 3'te 1 şansı varken hiç kimsenin kurtarılmamasınınsa 3'te 2 şansı bulunmaktadır. Kim B programını seçer? Kim A programını seçer? Evet. Ve bu tercihlere uyum göstermektedir. Pek çok kişi A programını seçmektedir. Her ikisi de olabilirdi. İlginç olan, soruyu daha farklı şekilde çerçevelerseniz çok farklı yanıtlar alabilirsiniz. Ve kurtarılabilecek olan kişilere odaklanmak yerine ölecek olan kişilere odaklanırsınız. Ve hiç kimsenin ölmeyebileceği şansına odaklanmak yerine herkesin ölebileceği şansına odaklanır ve soruyu tersine çevirseniz tam ters yanıt alırsınız. Bu çerçeveleme etkisi olarak bilinmektedir. Çerçeveleme etkisinin altındaki fikir, seçeneklerin nasıl çerçevelendiğine bağlı olarak bir duruma farklı şekilde tepki verebileceğiniz fikridir. Ve bu özellikle kayıptan kaçınmayla birleşmektedir. İnsanlar kesin bir kayıptan nefret eder. Bu insanların 4000'i ölecek, kesinlikle bir kaçınma yaratmaktadır ve çevreleme kararlarınızı etkileyebilir. Ve zeki reklamcılar ya da zeki karar vericiler sizde farklı sezgileri uyandırmak üzere olayları farklı şekillerde çerçeveleyecektir. Bazı durumlarda bu oldukça kolaydır. Örneğin %80 yağsız ve %20 yağlı olan bir hamburgerin reklamını yapacaksınız ve bunlardan hangisine vurgu yapacağınızı tahmin etmek üzere çok zeki bir reklam yöneticisi olmanız gerekmiyor. Görülen o ki bu tür temel davranış çerçeveleme etkisinin temel rolü insanlarla sınırlı değil. Şimdi ikinci bir çalışmaya geçmek ve size bir meslektaşım olan Lori Santos tarafından kapuçin maymunlarıyla yapılan çalışmalardan söz etmek istiyorum. Santos'un yaptığı kapuçin maymunlarını almak ve onlara para kullanmayı öğretmekti. Maymunlara kendilerine birkaç dilim muz ya da birkaç dilim elma almak üzere küçük diskler kullanmayı öğretti ve maymunlar bunları yemekten hoşlanır. Ve çok hızlı bir şekilde birkaç dilim elma ya da muz almak üzere bir diski uzatmayı öğreniyorlar. Doktor Santos ve arkadaşları bu yöntemi kullanarak birçok çalışma yaptılar. Ancak benim burada anlatacağım çalışma insan dışı primatlarda çerçeveleme etkisini göstermektir. Santos'un yaptığı iki seçenek sunmaktı. Birinci seçenekte deneyici kapuçin maymununa bir nesne göstermekte ve ardından nesneyi çekmekte. Ve ardından ya bir ya da iki tane, yarısında bir, yarısında iki tane olmak üzere ve ortalamada 1,5 olmak üzere gösterilen objeden vermektedir. Diğer deneyici ise aynı işlemi yapmakta ve ortalamada 1,5 olmak üzere bir ya da iki obje vermekte, ancak farklı olarak iki tane göstererek başlamaktadır. Şimdi eğer insan olmasaydınız ve bu iki deneyici hakkında ne hissederdiniz? Her ikisi de size aynı miktarı veriyor ve
kapuçinler ne miktarda aldıklarına aşırı duyarlılar. Ancak beklendiği üzere pembe deneyiciden pembe deneyici iki obje göstermektedir. Hoşlanmadıkları görülmüş. Çünkü pembe deneyici iki obje göstermekte ancak denemelerin yarısında bir obje vermektedir. Diğeri ise bir tane göstermekte ancak denemelerin yarısında iki tane vermektedir. Ve zamanla çerçeveleme etkisine tabi olduklarına işaret edecek şekilde başlangıçta bir tane gösteren deneyiciye dair bir tercih geliştirmişlerdir. Farklı bir sunum ise sahip olma etkisidir. Bu oldukça güçlü ve ilginç bir etkidir. Fikir şudur. Size bir kupa ya da çikolata gibi bir şey gösteririm ve sorarım. Bu çikolata için bana ne kadar ödersin? Oldukça aç görünüyorsun. Bu çikolata için bana ne kadar ödersin? Ve siz de sana bu çikolata için 2 dolar veririm dersiniz. Pek çok kişi 2 dolar, bu çikolata için 2 dolar verir. Diğer koşul da tamamen aynıdır ancak bu sefer çikolatayı size veririm ve bu çikolatayı bana ne kadara satarsın diye sorarım. Burada insanlar 2,5 dolar diye yanıtlarlar. Ve aslında burada olan bir şey size ait olduğu andan itibaren değeri artmaktadır. Ve bu durum ekonomistleri ve psikologları şaşırtmıştır. Bu çok anlamsız. Çikolatanın yer değiştirmesine bile gerek yok. Onu sadece masaya koyar ve ardından ya buna ne kadar harcarsın, bunun için bana ne kadar ödersin ya da tamam bu şimdi senin, onu geri almak için benden ne kadar istersin derim. Yanıt çerçevelemedir. Eğer sizin ne kadar istediğinizi soruyorsanız bu bir oyun. Bir şey almak için ne kadar ödeyeceğimize ilişkin bir oyun. Ancak eğer bir şeyi sizden almak için ne kadar istediğinizi soruyorsam o zaman bunu bir kayıp olarak değerlendiriyorsunuz ve bir kayıp olarak daha değerli hale geliyor. Bunlar çerçeveleme etkileridir. İkinci örnek taban değerleridir. 70 mühendis ve 30 avukat olduğunu düşünün ve aralarından John Ruskell'e seçilmiştir. Size John'dan bahsetmeme izin verin. 40 yaşında, evli, 3 çocuk sahibi, muhafazakar, temkinli, politikayla ilgilenmeyen, insanlarlayken sakar, hobileri arasında marangozluk, yelkencilik ve matematik bulmacaları çözmek bulunan, nette tanışmaktan hoşlanan birisi. John sizce nedir? Avukat mı yoksa mühendis mi? Kim avukat olduğunu düşünüyor? Güzel. Kim mühendis olduğunu düşünüyor? Peki, pek çok kişi mühendis olduğunu düşünüyor. Ancak gerçek şu, değiştirelim olur mu? 30 mühendis ve 70 avukat. Değişmeyecektir. İnsanlar bu rakamlar ne olursa olsun, John'un hangisi olduğunu düşündüğünüz ve kendinizden ne kadar emin olduğunuz değişmeyecektir. İnsanlar John'u birey olarak düşünmekte ve nereden geldiğine ilişkin bilgileri göz ardı etmektedir. Taban değerlerini göz ardı etmektedirler. Taban değeri temelinde düşünmek oldukça zordur ve size bunun bir örneğini vermek istiyorum. Ve bu örnek sunum slaytlarında da olacak. Eğer çıktısını almak istersiniz diye ve çıktısını almanızı öneririm. Çünkü üzerinde kendiniz de çalışmak isteyebilirsiniz. Ancak bunu size hızlı bir şekilde anlatacağım. 1000 kişide bir kişinin yakalandığı bir hastalık oldukça yaygın bir hastalıktır. Bu hastalık için test bulunmakta ve sizde olduğunu söyleyebilir. Kanınızdaki belirli bir şeyi test etmekte ve boom, eğer bu şey kanınızda varsa test sonucu gösterecektir. Eğer sizde varsa size sizde olduğunu söyleyecektir. Kaçırmamaktadır. Ancak diğer yandan bu test mükemmel değildir. %5 yanlış pozitif olasılığı var. Yani hastalık sizde olmasa da %5 olasılıkla bu test size sizde olduğunu söyleyecektir. Yani test sizde olmadığını söylediğinde iyi durumdasınız. Ancak sizde olduğunu söylüyorsa belki gerçekten sizde olabilir ancak yanlış pozitif de olabilir. Testi yaptırıyorsunuz ve sizde olduğunu söylüyor. Kalem kağıt kullanmadan sizce hastalığın olma olasılığı sizce nedir? Kim %50'nin üzerinde der? Peki. Şimdi birileri doğru yanıtı söylemeden önce insanlar genellikle tıp öğrencilerine bu soru sorulmuştu. Sizden daha az bilgili tıp öğrencilerine ortalamada %50 ile %95 arasında yanıt veriyorlardı. Yanıt bazılarının hemen fark ettiği üzere %2'dir. Ve şu şekilde olmaktadır. 1000 kişide bir kişi bu hastalığa sahip olacaktır. Bu kişi teste pozitif çıkacaktır. Test kesinlikle kaçırmamaktadır. Bu geriye hastalığa sahip olmayan 990 kişi bırakmaktadır ve bu insanların 50'sinin hastalığa sahip olacağını söyleyelim. Ve sonuç olarak pozitif çıkan her 51 kişiden sadece bir kişi gerçekten hastalığa sahip olacaktır. Ortalamada %2'lik bir olasılık.
Bu tür bir hesaplama oldukça zordur. Zihinlerimiz taban değerleri işlemek üzere evrilmemiştir ve dolayısıyla taban değerleri içeren her hesaplamayı pozitif bir test sonucunuz olduğunda ne yapacağınız gibi gerçek dünya problemleri de dahil olmak üzere elimize yüzümüze bulaştırırız. Çoğunlukla panik olma yönünde işlere batırırız. Üçüncüsü ulaşılabilirlik yanılığıdır ve bu basitçe bir şeyin ne kadar yaygın olduğunu bilmek istiyorsanız zihinsel olarak ne kadar ulaşılabilir olduğuna mükemmel bir ipucudur. Ancak bu hatalara yol açabilir. Kahneman ve Tversky'nin klasik bir örneğinde insanlara şu sorulur. Bir gruba NG ile biten kaç tane İngilizce kelime olduğu ya da hangi oranda olduğu, diğer bir gruba ise ING ile biten İngilizce kelimelerin oranı sorulur. Ve görülen o ki ING ile bitenler için NG ile bitenlere göre çok daha fazla oranlar verilmektedir. Ancak tabii ki NG, ING ile biten tüm kelimeleri barındırmaktadır. Ancak diğerleri hakkında düşünmek çok daha kolaydır. Bu gerçek dünyada da ortaya çıkabilir. Bir köpek balığı tarafından öldürülme olasılığı nedir? Eğer insanlara bir köpek balığı tarafından öldürülme olasılıklarını sorarsanız tipik olarak bunu abartırlar. Size köpek balığı tarafından öldürülme olasılığına ilişkin bilgiler vereyim. Her yıl yaralanan sayısı 6 milyonda bir. Öldürülense 500 milyonda bir. Köpek balığı merkezi olan Florida'da yaşıyorsanız yaralanma olasılığınız yarım milyonda bir. İnsanlar bu olasılıkları abartacaktır. Çünkü köpek balığı saldırıları çok belirgindir. Her zaman haberlerde çıkar bu haber ve çok da ilginçtirler. Peki patates salatası tarafından öldürülme olasılığınız nedir? Gıda zehirlenmesinden ölümler, gıda zehirlenmesinden yaralanmalar 55'te 1, bazı yaralanma türlerinde 800'de 1 ve ölümlerse 55.000'de 1'dir. Patates salatası köpek balığı saldırısından 1000 kat daha tehlikelidir. Ancak bunu yanlış çıkarsamaktasınızdır. Çünkü aman tanrım, büyük haber, birisi patates salatasından ölmüş diye düşünmezsiniz ve sonuç olarak dramatik etkilerle öldürülme şansımızı abartarak değerlendiririz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudilerin oranı nedir? Kim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudilerin oranının 4'te 3'ten fazla olduğunu düşünür? Burada bir çeşit referans etkisi yapıyorum. Peki kim yarıdan fazla olduğunu düşünüyor? Kim %40'tan fazla olduğunu düşünüyor? Kim %20'den fazla olduğunu düşünüyor? Peki, kim %15'den fazla olduğunu düşünüyor? Kim %10'dan fazla olduğunu düşünüyor? Kim %7,5'dan fazla olduğunu düşünüyor? Kim %5'den fazla olduğunu düşünüyor? Peki, kim genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin %5'den fazlasının Yahudi olduğunu düşünüyor? Kim %3'den fazlası olduğunu düşünüyor? Yanıt %1,9 ile 2,1 arasındadır. Pek çok insan, ortalama Amerikalı bunun %20 olduğunu düşünür. Eğer demografik bilgilere meraklıysanız ve bu harita tamamen güvenilir değil çünkü Wikipedia'dan aldım, bu Yahudi popülasyonun dağılımıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin farklı yerlerinde kendisini Yahudi olarak tanımlayanların dağılımı. New York şehri %9 da tabii ki en yoğun olan yer. New Haven'da %3,5. Şimdi neden insanlar bunu yanlış tahmin ediyor? Bunun pek çok nedeni var ve bu insanların insan grupları hakkında düşünmeleri üzerine konuştuğumuzda girdiğimiz sosyal psikoloji bağlamında ele alınabilir. Ancak hızlı bir yanıt, Yahudi olan insanların belirgin pozisyonlarda karşımıza çıkmaları ve onları fark etmemiz olabilir. Eğlence sektöründe ya da bu ortamda olduğu gibi akademide. Ve bu durum, bu ulaşılabilirlik, bir Yahudi'yi düşünebilir miyim? Evet, yanıtına yol açabilir. Bu ulaşılabilirlik, popülasyonda var olan Yahudilerin sayısını abartmamıza yol açabilir. Son örnek, doğrulama yanlılığı. Bu çok güzel bir çalışma ve oldukça basit. Bir velayet davasında jüridesiniz. Bir çocuğun velayetini ya annesine ya da babasına vermek durumundasınız. Bir ebeveyn ortalama gelire, sağlığa, çalışma saatine sahip, çocukla makul düzeyde iyi ilişkileri var, görevli olarak düzenli bir sosyal yaşamı var.
İkinci ebeveynin ortalamanın üzerinde geliri, çok küçük sağlık sorunları, çok fazla iş seyahati, seyahat ve çocukla çok yakın bir ilişkisi ve çok canlı bir sosyal yaşamı var. Bir dakika düşünün. Velayeti kime verirdiniz? Burada tabii ki doğru bir yanıt yok. Kim velayeti A ebeveynine verirdi? Kim velayeti B ebeveynine verirdi? Peki. Bu salonda da olduğunu düşündüğüm üzere bu çalışma yapıldığında da B ebeveyninin avantajına doğru hafif bir eğilim bulunmuştur. İlginç olan şu, bir başka gruba bu soruyu soruyorsunuz. Hangi ebeveyne velayeti vermezdiniz? B ebeveyninin avantajına hafif bir eğilim bulunmuştur. Şimdi bu çerçevelemeye ilişkin bir örnektir. Ancak bunun yanında daha genel olarak doğrulama yanlılığına bir örnektir. Birisine velayeti vermeniz sorulduğunda peki acaba ne iyi bir ebeveyn olmanın göstergesidir diye kendinize sorarsınız ve B ebeveyninin iyi ebeveynlik özellikleri ön plana çıkar. Kime velayeti vermeyeceğiniz sorulduğunda neler kötü bir ebeveynliğin göstergesidir diye kendinize sorarsınız ve B ebeveyninin kötü ebeveynlik özellikleri ön plana çıkar. Genel olarak bir hipotezimiz olduğunda onu doğrulayacak şeylere bakarız. Bu mantıksal olarak oldukça kolay olan bazı şeyleri gerçek hayatta karşılaştığımızda son derece zor problemlere çevirmektedir. Ve Wason seçme göreviyle son örneğimi vereceğim. Oyun şöyledir. Ve hemen sonucu söylemek istiyorum. 4 kartımız var. Her bir kartın bir yüzünde bir harf, diğer yüzünde ise bir rakam bulunmaktadır. Şu iddianın doğru olup olmadığını değerlendirmek durumundasınız. Eğer bir kartın bir yüzünde D harfi varsa diğer yüzünde 3 vardır. Bu kuralın ihlal edilip edilmediğini anlamak üzere kaç tane kartı kontrol etmeniz gerekiyor? Peki, birisi hangi kartı çevirmeniz gerektiğini söylesin lütfen. D. Bunu herkes doğru bir şekilde bulmaktadır. Başka? Başka herhangi bir kartı çevirmeniz gerekiyor mu? Kaç kişi D ve 3 olduğunu düşünüyor? Sizi kandırmak için ben elimi kaldırıyorum. İnsanlar ya D ya da D ve 3 diye yanıt vermektedir. Ancak düşünün, ne bu kuralın bozulmasına yol açardı? Bir yüzünde D olup diğer yüzünde 3 olmadığında bozuluyor kural, değil mi? Bu hatalı olmak demek olur. O zaman D'yi diğer tarafında 3 olup olmadığını görmek üzere kontrol etmeniz gerekirdi. Bu konuda haklısınız. Bu aynı zamanda 8'i de diğer tarafında D olup olmadığını anlamak üzere kontrol etmeniz gerekirdi. 3 size herhangi bir bilgi vermeyecektir. Bu zor. İnsanlar bunu oldukça zor buluyor. Peki, oldukça önemli. Ancak asıl ilginç olanı, bu soruyu çok daha kolay olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Bu da Santa Barbara'da evrimsel psikolog olan ve bu soruların ekolojik bir anlamı olacak şekilde çerçevelenmesinin, insanların bu soruları yanıtlamada çok daha başarılı olmalarına yol açtığını iddia eden Lida Kozmidis ve arkadaşlarının çalışmalarıdır. Temel olarak insanların sosyal bir takım kuralları değerlendirdikleri çalışmalar yapmaktadır. Şöyle kartlar düşünün. Kartın bir yüzünde bir içki, alkol var. Diğer yüzünde ise bir kişinin yaşı var. Siz bir barmensiniz ve 21 yaş altındaki kimsenin bira içmediğinden emin olmak istiyorsunuz. Hangi kartları çevirirsiniz? Şimdi çok daha kolay. Ancak mantık aynı. Bir yüzünde 21 yaş altı olan ve diğer yüzünde bira olması bir kural ihlali. Dolayısıyla 21 yaş altını ve birayı kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bu problemleri daha da ekolojik olarak geçerli hale getirdiğinizde daha kolay hale geliyorlar. Peki, biraz daha fazlası var ancak bunları bir sonraki derse kadar erteleyeceğim. Ve sizin üzerinize düşen kısım olan tersine mühendislik ve evrimsel psikoloji okumalarına yanıtlarla bitireceğim. Çarşamba günü görüşmek üzere.